Adalete güven olmazsa ne devlet düzeni ne huzur sağlanabilir dedi. Göreve başlamaya hazırlanan hakim ve savcılara çok kritik uyarılar yaptı. Hakim ve savcıların kura töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargıda yeni reform paketinin de yolda olduğu mesajını verdi. Vicdanı olmayan hakim ve savcıların elinde en mükemmel kanunlar bile birer zulüm aracına dönüşebilir. Adalet ve zulüm arasında ince bir çizgi var dediği yeni mezun hakim ve savcılara seslendi. Vicdanınızı Allah korkusu ve uygulamakla yükümlü olduğunuz kanunlar dışında hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum. 1379 hukukçunun görev yerlerinin belli olduğu törene video konferansta katıldı Cumhurbaşkanı. Butona basan bu kez kendisi değildi ama kurayı dikkatle takip etti. Sümeyye Erdoğan atanıyor efendim şu anda ekranda. Bizim akraba. Sümeyye Hanım nerelisin? Darbe dönemlerine ve FETÖ kumpasına işaret etti. Adalete güvenin önemini vurguladı Erdoğan. Çiçeği burnunda hukukçuları uyardı. Adalet sistemimiz milletimizin gözünde epeyce örselenmiştir. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak anayasaya, kanunlara ve en önemlisi vicdanınıza göre attığınız her adımda, verdiğiniz her kararda yanınızda olacağımdan şüpheniz bulunmasın. Yargı reformlarının devam edeceği sinyalini verirken dönem birincisi hukukçu için de bir sürprizi vardı. Dönem birincisiyle bir müşerref olalım bakalım. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dönem birincisi istediği yere gidecek değil mi? Eğer benim bir takdir yetkim varsa ben derim ki dönem birincisinin bir ödülü olması lazım. Teşvik performansa Mehmet göre Bey, çalışalım efendim. Eyvallah, bu saatten sonra olmaz, hemen bu işin hallolması lazım.